Merhaba değerli izleyiciler. Zaman Makinesi programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Yaren Eser. Ben Firdevs Sağlam. Zaman Makinesi programında geçmişten bugüne yaşanan önemli olayları her ay birlikte ele alacağız. Hazırsanız Mart ayı ile programımıza başlıyoruz. İlk durağımız Fatih Sultan Mehmet'in doğumu. 30 Mart 1432 Edirne doğumlu olan Sultan Mehmet, küçüklüğünden itibaren zekası ve başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır ve 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir. Roma İmparatorluğu'nun varisi olan 1058 yıllık Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğuna son verdi. Bu olay bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet havan topunu icat etmiştir. İstanbul'un fethinde de kullanılan bu büyük toplara şahi adı verilmiştir. Bu toplar 1,5 ton ağırlığında ve 1000 metrelik uzaklığa atılabilecek güçteydi. İkinci durağımız 13 Mart 1781 Uranüs'ün keşfi. Uranüs tamamen rastlantısal olarak kendi yaptığı teleskopla Alman kökenli İngiliz astronom William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Güneş sistemindeki en soğuk gezegen olan Uranüs, Adını göklerin ve cennetin koruyucusu olarak inanılan mitolojik Yunan tanrısı Uranos'tan alıyor. Gezegenin bir diğer bilinen ismi ise Buz Devidir. Sıradaki durağımız 26 Mart 1827 Ludwig van Beethoven'ın ölümüdür. Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecinde büyük katkı sağlayan bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman piyanisttir. 9. Senfonisi, 5 Piyano Konçertosu, 32 Piyano Sanatı, 16 Yaylı Dörtlüsü ve hayatı boyunca yazdığı tek opera olan Fidelio en çok bilinen eserlerindendir. Beethoven ile aynı isme sahip dedesi de sarayda orkestra şefiydi. Şimdiki durağımız 21 Mart 1857 Tokyo depremi. Bu depremde 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. 5. durağımız 10 Mart 1876 telefon icadının ilk denemesi. Graham Bell, yardımcısını çağırırken farkında olmadan ilk telefon görüşmesini yaptı. Telefonun diğer ucunda yardımcısı Thomas Watson'a şu sözleri söyledi. Bay Watson buraya gelin sizi görmek istiyorum. Telefonun ilk denemesinden bir yıl sonra 15 Mart 1877 yılında ilk telefon hattı Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin Boston ve Somerville kentleri arasında kuruldu. Şöyle de bir dipnot geçmek istiyorum. Telefonun icadı evet Grambel tarafından yapılmıştır. Ama ellerimizden düşmeyen cep telefonunun mucidi Martin Cooper'dır. Şimdiki yolculuğumuz 14 Mart 1879 Albert Einstein'ın doğumudur. Günümüz dünyasında da popülerliğini sürdüren ünlü fizikçi Albert Einstein, özel görelilik teorisi ve izafiyet teorisinin sahibidir. Bu teoriler uzay ve zaman arasındaki ilişkiyi açıklayan bilimsel teorilerdir. Çalışmaları kendisinin yaşadığı zaman teknolojisinden çok ileri düzeyde olan Einstein'ın beyni Öldükten sonra Thomas Harvey tarafından otopsi sırasında hiçbir izin olmadan çalınır. Harvey bu durum ortaya çıkınca hastanedeki işini kaybeder. Harvey 53 yıl sonra çaldığı beyni geri verir. Dahi olarak bilinen Einstein'ın beyni bilinenin aksine diğer insanların beyninden büyük ya da farklı değildi. Hatta normal insan beyninin dörtte 3'ü kadardı. 7. durağımızda ise 27 Mart 1891 Servet-i Fünun dergisinin ilk sayısının çıkmasıdır. Servet-i Fünun Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de 1891-1944 yılları arasında yayınlanan sanat ve edebiyat dergisidir. Edebiyatı Cedide topluluğunun yayın organı olan dergi, Türk basın tarihinin en uzun süreli yayın yapan dergileri arasındadır. Gelelim kitapları ile bilim kurgunun öncüleri arasında yer alan Jules Verne. Eserlerinde ayrıntılı tarif ettiği makine ve buluşlarla o sırada gelişmekte olan Avrupa senayisi ve teknolojisinin ilham kaynağı olduğu düşünülmüştür. 24 Mart 1905'te ise hayatını kaybetmiştir. Bir sonraki durağımızda 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi. Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi 18 Mart günü her yıl tüm Türkiye'de kutlanılan milli günümüzdür. Şimdiki durağımız ise 14 Mart 1919 Tıp Bayramı ve Mektebi Tıbbiye Şahane'nin kuruluş yıl dönümü. Hikmet Boran önderliğinde tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısında resmen çıkışı nedeniyle bugün tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. Biraz ilerlediğimizde Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdettin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da Hilali Ahtar adıyla Yeşilay Cemiyeti kuruldu. Yeşilay'ın kurulduğu 1-7 Mart tarihleri Yeşilay Haftası olarak kutlanılmaktadır. 1921'e geldiğimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak tarihte yerini aldı. Dünya Kadınlar Günü uluslararası bir gün olarak kabul görüp kadınların siyasi, sosyal bilincinin geliştirilmesine ve ekonomik başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Sıradaki durağımız 12 Mart 1921 İstiklal Marşımızın kabulü. Mehmet Akif Ersoy'un Türk milleti için yazdığı marş 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Millet Meclisi'nde kabul gördü. 14. durağımız 27 Mart 1945'te servet ve Cumhuriyet döneminde Türk romancı ve yazar olan Halit Ziya Uşaklıgil'in vefatıdır. Kendisinin birçok eseri bulunmakta ancak biz onu daha çok Televizyonu 3 defa uyarlanmış Aşkın Memnun'un yazarı olarak tanımaktayız. 15. durağımızda ise 25 Mart 1957 Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu var. Bu kuruluş üyelerin ekonomik entegrasyonunu hedefleyen bölgesel bir kuruluştur. 2009'da Avrupa Birliği'ne devredilerek son verilmiştir. Bir sonraki durağımız ise piyano sanatçımız İdil Biret 21 Mart 1964'te Adayları özel bir heyet tarafından seçilen, Beste Cilili Bollinger'ın anısına düzenlenen Bollinger Müzik Ödülünü kazandı. 27 Mart 1964'te ise Amerika Birleşik Devletleri Alaska Eyaleti Merkezi 9.2'lik bir deprem meydana geldi. Bu deprem yeryüzünde yaşanan en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. Depremden dolayı gerçekleşen Tsunami dalgaları Alaska kıyılarında 67 metre yüksekliğe kadar çıktı. 131 kişinin ölümüne neden olan bu deprem yaklaşık olarak 311 milyon dolar kayba yol açtı. 17. durağımızda 21 Mart 1965 tarihinde NASA, Ranger programı kapsamında kullanacağı son uzay aracı olan Ranger 9'u Ay'a fırlattı. NASA'nın Ay'ı keşif amacıyla gönderdiği 9 uzay aracından sonuncusu olan Ranger 9, Alphonsus kraterini incelemek amacıyla fırlatıldı. Şimdi Türkiye'de bir yolculuğa çıkıyoruz. 27 Mart 1969'da Koç Holding'e ait Ayas Tankeri Ege Denizi açıklarında alabora oldu. 15 kişilik mürettebattan yalnızca bir kişi kendini kurtarabildi. 21 Mart 1973 ise Aşık Veysel'in ölümü. Gerçek adı Veysel Şatıroğlu olan Türk halk ozanı aynı zamanda şairdi. 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı ile sol gözünü, daha sonra tarihsiz bir kaza sebebiyle de sağ gözünü kaybetti. Aşık Veysel'in yüzü güzel olana 40 günde doyarsın da gönlü güzel olana 40 yılda doyamazsın sözü buradan geliyordur belki. Gönlü görebilmek için kör olmak gerekiyordur. Sonraki durağımızda Tenerife faciası var. 27 Mart 1977 tarihinde İspanya'nın Tenerife adasında bulunan Los Rodeos Havalimanı'nda iki Boeing 747 uçağının yerde çarpışmasıyla kaza meydana gelir. Dünya havacılık tarihinde yaşanmış en büyük kazada 583 kişi hayatını kaybetti. 21. durağımız ise 28 Mart 1979 Three Mile Adası'nda nükleer erime sonucunda nükleer elektrik santralinde kaza meydana gelmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen bu kazada radyasyonlu gazların çevreye sızma tehlikesiyle karşı karşıya gelinmiş. Fakat gazların birçoğu filtrelerde tutulmuş ve gazların çok az miktarı sızmıştı. Ölçülen değerlerde santralin 10 mil uzağındaki yerler etkilendi fakat düşük rakamlarda olduğu için tehlike arz etmedi. Bu olayda hiçbir can kaybı yaşanmadı. 18 Mart 1995 tarihinde başarılı sanatçımız Sadri Alışık vefat etti. Sadri Alışık sinema oyuncusu, tiyatrocu ve komedyendi. Yaşamı boyunca 200'e aşkın filmde rol aldı. Canlandırdığı turist Ömer ve off Osman tipleriyle tanınıp kendini yetenekli bir sanatçı olarak sevdirdi. Bir sonraki durağımız ise 22 Mart 2001 Mustafa Kemal Atatürk'ün Manevi Çocuklarından biri ve dünyadaki ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçe'nin vefatı. Uçuş kariyeri boyunca 8000 saat civarı uçuş yaptı ve 32 farklı askeri operasyonda yer aldı. 21 Mart 2006'da ise Twitter kuruldu. Twitter, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kuruldu. Aynı yılın Temmuz ayında faaliyete geçti. İlk tweet atımı kurucularından şu anda Twitter'ımı kuruyorum ile Jack Dorsey'e aittir. Tweet yazısı geçtiğimiz yıllarda yardım kuruluşlarına bağışlanmak üzere açık arttırmayla satıldı. Şimdi ise 11 Mart 2011 Fukushima'da nükleer felaketini konuşacağız. Kaza 9 büyüklüğündeki Tohoku depremi ve tsunamisi sonrasında meydana geldi. Tsunami nükleer santraldeki 3 etkin reaktörün kapatılmasına sebep oldu. Olay anında 2203 kişinin öldüğü, günümüze dek ise radyasyonun etkileri nedeniyle 18.000 aşkın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Fukushima 1986'da yaşanan Çernobil felaketinin ardından en fazla yıkıma neden olan ikinci nükleer vaka olarak tarihe geçti. Yolculuğumuzun sonunda yakın bir geçmişteyiz. 4 Mart 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz kadınlar 3 adım atlamada ilk denemede 14.31 metre atlayarak Türkiye rekorunu kırdı. Programımızın Mart ayı bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Keyifli günler dileriz.